Çok kan akacak ulan. Azdan az, çoktan çok gider. Tereddüt etmeden dünyanın a**ına koyabilecek bir müttefike sahip olduğumuz sürece nükleer konusunu kafaya takmamıza gerek yok. Senin de artık Orta Doğu lafını ağzına bile aldığını görmeyeceğim. Hadi s**rin gidin şimdi buradan. Türkiye'ye bak sen. Orta Doğu lafını ağzıma bile almayacakmışım. Herif yere iki tane kola döküp markalarımızı boykot edince bizi bitirebileceğini zannediyor. Bunların sayesinde kola bu sene satış rekoru kırdı be. Ama kahve dükkanlarını protesto etmeleri beni biraz ürküttü, yalan yok. Keşke bunları yüzlerine karşı da söyleseydin. Adam ikimize de koydu, postayı gönderdi. Herif devlet değil, mafya sanki. Diplomasi diye bir şey var ya. Çocuk gibi azarlaması çok zoruma gitti abi. Sen savaş sırasında çocuklara bile zarar veriyorsan çocuk gibi azarlanmayı da kabulleneceksin. Ayrıca dua et çekip vurmadı. Ben o toplantıda canımızı kurtardığımıza şükrediyorum. O kadar da uzun boylu değil. Uluslararası hukuk diye bir şey var. Kafasına göre hareket edemez. Biz nasıl gerektiğinde hak ve hukuk tanımıyorsak düşmanımızın hamlelerine de aynı şekilde hazırlıklı olmalıyız. Türkiye seni terörist olarak görüyor. Teröristlere ne yaptıkları da malum. Yine de geri adım atmakta hata ettik. Şimdi özgüven kazanıp üzerimize gelme cesareti gösterecekler. Savaş böyle bir şey oğlum. Gerektiği yerde geri çekilmeyi bileceksin ki bir sonraki hamleni daha kuvvetli yapasın. Türkiye'ye bu haddini bilmez tavırlarının hesabını soracağız elbet. Savunmasız Filistin halkına orantısız güç kullanan İsrail bizi karşısında görünce nasıl da süt dökmüş kediye döndü ama. Bizdeki taşkan farkına varınca Amerika bile sesini çıkaramadı. Bunlar böyledir. Mazlumu yakalayınca tepesine çökerler. Ama bir höt desen hepsi verirler. Arkadaşlar, hemen gaza gelmeyelim isterseniz. Her ne kadar tavrımız ve duruşumuz net olsa da karşımızdaki düşmanlar da boş değil. Bütün dünyada süper güç olarak kabul gören bir devleti hafife almak gibi bir hataya düşersek yarın mazlum biz oluruz, tepemize de çöken çok olur. Abi, her şeyin en kötüsünü düşünmezsen olmaz değil mi? Bırak da şu günün bir tadını çıkaralım ya. Baksana, Yunanistan'ı tokatladık. İsrail'i İran'ın kucağına bıraktık. Güney Kıbrıs'ı da aldık. Sevin biraz. Önemli olan kalıcı bir zafer elde etmek. Amerika'nın bu sessizliği hiç ayrı alamet değil. Bence gayet de ayrı alamet. Savaş ilan ederek blöf yaptı. Biz geri vites yapmayınca da mecburen geri çekilmek zorunda kaldı. İsrail'i yapayalnız bırakmasının başka bir açıklaması olamaz. Yine de tedbiri elden bırakmayalım. Sadece batıya değil, doğuya karşı da tetikli olmamız gerekiyor. Arap dünyasının ne yapacağı belli olmaz. Filistin'deki masum halkı kurtaracağız derken, Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi sırtımızdan bıçakları taklaya gelmeyelim. Bak, bu dediğin doğru işte. Kişisel çıkarlar işin içine girdiğinde herkes her şeyi yapabilir. Her şeyi planladığımız gibi lehimize işliyor. Hamas'la yaptığımız bu hamle sayesinde İsrail'in Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile yaptığı normalleşme adımlarına büyük bir çelme takmış olduk. Bu daha başlangıç. Bıraksak hepsi Amerika ile el ele sıkışıp akıllarınca dünya barış ayağını hayal dünyasında yaşayıp gidecekler. Ama burnumuzun dibinde böyle bir zihniyete müsaade edemeyiz. Hem herkes kendini Orta Doğu'nun patronu sanıyordu. Bu vesileyle gerçek patron kimmiş görmüş oldular. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynadık hepsiyle. Kılını bile kıpırdatmadan bütün dünyayı birbirine düşürüp keyfini sürmek ne güzelmiş ya. Amerika'yı daha iyi anlıyorum şimdi. Yine de Türkiye'ye karşı dikkatli olmak lazım. Rusya'nın da desteğiyle rüzgar arkasına aldığı esip gürlüyor. Şimdilik bizim çıkarlarımız hizmet etse de sonrasında gaza gelip başımızı ağrıtabilir. Bir bok yapamaz. Araplara karşı ayrı bir zaafı var oğlum heriflerin. Nasılsın desek amin diyecek adamların. Bizim başımızı ağrıtabilmesi mümkün değil. Asırlardır din kardeşi muhabbetine etinden sütünden faydalanıyoruz. İhanete uğradıkları halde Arapların iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe etmediler. Aslında İsrail'i bitirme yolunda hemen adımlarla ilerliyorken bu topraklardaki Yahudilerin tamamını paketleyip Türkiye'ye yollamak gerekiyor. Yakınımızda kontrol altında tutmuş olurduk. Abartma lan, o kadar da değil. Hem Türkiye böyle bir mülteci göçüne asla müsaade etmez. Müsaade isteyen kim abi? Kapıları zaten açık. İsteyen istediği gibi girip çıkmıyor mu senelerdir? Dengeleri korumak için biraz taviz verelim derken kontrolü iyice kaybettik. Önerin nedir? Kusura bakmayın efendim ama ben uluslararası arenada itibarımız yerle bir olur, ite köpeğe madara oluruz derken siz abarttığımı söylüyordunuz. Şimdi kalkıp da yalandan fikrimi sormayın. Trip atan başkan yardımcısını da ilk defa görüyorum. Bunun için mi para veriyoruz lan biz sana? Sürekli bir olumsuzluk, sürekli bir negatif. Bir kere de çözüm üret de şaşırt bizi be kardeşim. Sallayın İsrail atom bombasını. Ne Filistin kalsın ne de İsrail. Kökten çözülsün bütün sorun. Tamam lan, bu sefer seni dinleyeceğim. Bugüne kadar beni dinledik de ne oldu sanki, değil mi? Aman efendim, sizin hiç ortanız yok mu ya? Çok affedersiniz ama atom bombası atarsak bir tarafımızdan kan alırlar. Avrupa ülkelerini örgütleyip yanımızda savaşa sokmamız gerekiyor. S**ke girecekler. Bizim tuzumuz kuru oğlum. Başka bir kıtada kıçımızı yaymış takılıyoruz. Asıl tehdit altında olan kendileri. Araplar İsrail'i, Rusya Ukrayna'yı bitiriyor.
Türkiye desen zaten bu iki gücü de arkasına almış durumda. Bir sonraki hedefleri neresi olacak dersin? Birbirlerine girmeyeceklerine göre Avrupa'ya girecekler. Türkiye ve Rusya'nın zaten Avrupalı devletlere karşı geçmişten gelen bir kini var. Hepsini bir kaşık suda boğarlar vallahi. Sonra da o kaşığı bizim gözümüze sokarlar. Bu yüzden birlik olup yılanın başını ezmeliyiz. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden acil durum toplantısı organize ediyorum. Bu Amerika harbiden akıllanmaz. Biz batırdıkça onlar İsrail'e yardım gemisi yolluyorlar. Adamlar ne yapsın oğlum? Elleri kolları bağlandı. Yıllardır alışmışlar tehditle şantajla iş yapmaya. Şimdi olaylar ciddiye binip sahada mücadeleye girince elleri ayakları birbirine dolaştı kamillerin. Sahada mücadele demişken Yunanistan rahat durmuyor. Ne zaman doğuya yönelsek hemen atağa geçip saldırmaya çalışıyorlar. Hayır, bir bok yapabildikleri de yok. Ama yine de sinir bozuyorlar yani. Sinek de küçüktür ama mide bulandırır derler. Ne uğraşıyorsunuz oğlum? Yollayın 5-6 tane bordo bereli, fişini çeksinler Yunanların. Ha bu arada her ihtimale karşı S-400'leri de İzmir'e yerleştirin. Neme lazım. Komutanım, Amerikan savaş gemileri Akden üzerinden kıyılarımıza saldırı hazırlığındalar. Sakın kıyılarımıza yaklaştırmayın. Bizim savaş gemilerimiz de harekete geçmiştir umarım. Savaş gemilerimiz hazırda bekliyor. Durumu haber alır almaz Azerbaycan'da destek için savaş uçaklarını havalandırmış. Menzilimize girdikleri anda hepsini Akdeniz'in seri sularına gömeceğiz evvelallah. Güzel. Kardeşlerimize bak be. Tehlikeyi gördükleri an bizden önce harekete geçiyorlar. Çabuk Rusya ile iletişime geçin. Azerbaycanlı kardeşlerimize savunma takviyesi yapsınlar. Bu Amerika gemileri batınca hırs yapıp onlara da salça olur kesin. Şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Arkadaşlar kırmızı alarm. İşler çığırından çıktı. Bu savaş artık Doğu ve Batı'nın savaşı. Amerika gözünü seveyim ya. Bok mu vardı ortalığı bu kadar karıştırıyorsun? Biraz zamana yaysak diplomasiyle her şeyi çözebilirdik. İsrail'i dizginleyeceğin yerde yangına körükle gittin resmen. Olan oldu artık. Ben de savaş meraklısı değilim herhalde. Ama karşımızdaki düşman rahat durmuyor. Farkında değil misiniz? Biz sessiz kaldıkça ufak ufak güç toplayıp sağa sola saldırıyorlar. Sağa sola saldırıyorlar diyorsun ama İsrail rahat durup sivil halka saldırmasa Türkiye devreye girmeyecekti. Olaylar da bu raddeye gelmeyecekti. Gerekli önlemleri alacağız tabii ki. Ama Avrupa topraklarına sıçramadan bir an önce bu savaşa son vermemiz gerekiyor. Ne son vermesi oğlum? Saldırmamız gerekiyor. Orta Doğu'yu haritadan silmemiz gerekiyor. Yok ebesinin a**ı. Amerika hiç sağlıklı düşünemiyorsun. Öfke gözünü kör etmiş. İngiltere zamanında ben müdahale etmesem Almanya bütün Avrupa'yı tokat manyağı yapıyordu. Şimdi onun sözüyle bana sırtını çevirmezsin herhalde değil mi? Orta Doğu'yu bitirdin. Şimdi de bizi mi birbirimize düşürmeye çalışıyorsun Amerika? Sen çıldırmışsın. Siz çıldırttınız lan beni. Ben savaş kaybetmem. Süper gücüm lan ben. Süperim ben. Tamam oğlum sakin ol. Süpersin. Harikasın. Fransa, Amerika'yı alın bir elini yüzünü yıkayın. Biz de Almanya ile birlikte bir barış toplantısı düzenleyip şu olayı çok geç olmadan tatlıya bağlayalım artık. Öyle yani arkadaşlar. Biz Amerika ile konuştuk. Kendisi inanılmaz pişman. Taraflar daha fazla yıpranmadan bu savaşı noktalayıp barış sağlayalım. Yok aga, hazır Amerika'yı kıstırmışız. Kopartmadan bırakmayız, kusura bakma. Türkiye, sen zamanında çok savaş görmüş, aklı başında bir ülkesin. Hadi sık şu eli. İngiltere doğru söylüyor. Savaşın cinayetten farksız olduğunu en iyi ben bilirim. Ama madem savaşı biz bitireceğiz, o zaman barışın şartlarını da biz belirleriz. Neymiş şartlarınız? Yunanistan'dan adaları aldım. Kıbrıs'ın da artık tamamı bize ait. Ha unutmadan. Filistinler de bundan sonra kendi vatanlarında bağımsız ve özgür yaşayacaklar. Kabul lan. Ortada İsrail diye bir şey bırakmadınız zaten. Alsınlar tepe tepe kullansınlar orayı.